Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Değerli insanlar, kıymetli insanlar. A52 kanalından Orhan Güler'le Dosta Doğru programında beraberiz. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, güzellikleri her daim üzerimiz olsun, dua buyuralım. Kıymetli insanlar, böyle mübarek gün ve geceleri bize bahşeden, lütfeden Rabbimize hamdolsun. Rabbimize hala ibadet ve taatlerle geçireceğimiz bir ömrümüz var. Rabbimiz bize kendisine tevbe ve istiğfarda bulunabileceğimiz zaman dilimleri bahşediyor kıymetli insanlar. Onun için değerini bilmemiz lazım. Sizlerle bu sohbetimizde dil konusunu inşallah ortaya koymaya çalışacağız. Hayatımızın en önemli parçalarından biri dil ve ondan çıkan sözler. Kıymetli insanlar, bu mübarek cuma gecesinde kısacık bir aşırla inşallah programımıza başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allaha eşterâ minel mü'minîne enfusahum ve emvâlehum bi enne lehumul cennet. Allah'ı feyakutulun ve yuqtulun ve'den aleyhi hakkan fit İncil ve Kur'an. Ve men evfa bi ahdihi min Allah festebşiru bi bey'ikumullezî bâye'tum. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ.
beşşiril müminin. Sadakallahul azim. Değerli insanlar, dil bizim hayatımızın en önemli parçalarından biri. Biz dilimizi her türlü kullanabiliyoruz. İki türlü dil var kıymetli insanlar. İki türlü dilimizi kullanabiliyoruz. Söz dili, gönül dili. Söz dili, söylediğimiz sözler, ağzımızdan çıkan sözler. Gönül dili, kalbimizden çıkanlar. Onun için bir ayet-i kerimenin inşallah sunumuyla başlayalım. Ali İmran suresi 78. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu ve inne minhum leferikan yelvune elsinetehum bil kitabi litehsebuhu minel kitabi ve ma huve minel kitab ve yegulune huve min indillahi ve ma huve min indillah ve yegulune alallahil kezibe ve hum ya'lemun. Rabbimiz onlardan öyle bir grup vardır ki diyor, kitabın ayetlerinden sanasınız diye dilini kitapla eğip bükerler. Oysa kitaptan değildir. Bu Allah katındadır derler. Oysa o Allah katından da değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Dillerini eğip bükerler. Yani bir şeyler söylerler dilleriyle, bir de onu kitaptan, Kur'an'dan derler diyor Rabbimiz. Evet. Halbuki o Allah katından değildir diye bizi uyarıyor. Kıymetli insanlar, söz dili ne demek? Ağzımızdan çıkan kırıcı veya yapıcı her türlü sözler söz dili. Gönül dili ne? En önemlisi gönül dili. Muhatabına ulaşacak sözlerin kalbimizden gelerek karşı tarafı mutlu eden, yapıcı, huzur veren sözleri söylediğimiz dilimiz. Gönül dili her zaman iki tarafı da mutlu eder kıymetli insanlar. Rabbimizin peygamberimiz, önderimiz olan peygamberimize ve inneke leala hulqin azim. Kalem suresi 4. ayet-i kerime bu. Ve inneke leala hulqin azim. Ve hiç kuşkusuz sen büyük bir ahlak üzeresin buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de bulunan ve insanlarımızda da bulunması gereken dilimizin nasıl olması gerektiği hususunu inşallah işlemeye başlayalım. Hadis-i şerifte 4 şey münafıklık alametidir diyor Peygamberimiz. Emanet olunana hıyanet etmek. Biri size bir emanet bırakır, onu bir zaman sonra kendinize benimsersiniz. Halbuki adam 100 yıl sonra da gelse o emanettir, ona teslim edilir. Emanete hıyanet etmek. Münafıklık alametlerinden biri bu. Yalan söylemek. Yani dili yalan üzere kullanmak. Vaadini bozmak, sözünde durmamak. Neymiş kıymetli insanlar? Yalan söylemek münafıklık alametlerindenmiş. Tabi herkes de münafıklık alameti vardır diye söylemiyoruz. Kur'an ve sünnete sadık olanlar ve büyük bir nimet olan dili kullanma şeklini kötü kullananlar yüzünden çok insan dinden uzaklaşmakta kıymetli insanlar. Muhataplarından da uzaklaşmakta. Neden? Dili kötü kullanma yüzünden. Gönül dilini kullanamayanlar yüzünden çoğu insan bazı durumları din zannederek sonraki nesillere öylece kötü olarak aktarmakta. Ne tehlikeli bir şey. Birilerinin bozduğunu diğerleri yapıncaya kadar çok zaman geçmekte ve o arada kıymetli insanlar kaybolan birçok insanlar da maalesef bulunmakta. Birçok insanlarda yanlışlar yüzünden, yapılan yanlışlar yüzünden yanlışta gittiği aşikar ortada. Adam bile bile yanlışı öğrenmiş, o şekilde öğretmişler, o şekilde devam ediyor.
Tabii her hareketimizden sorumlu bireyler olarak gelecek nesile kötü miras bırakmayacağız. Sözün doğrusunu güzel dil kullanarak, sözümüze sadık kalarak söyleyeceğiz kıymetli seyircilerim. Atalarımızın şu veciz sözleri bizi düşünmeye sevk etmeli. Bakalım nelermiş. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gönül alıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider. Bu söz en azından kişinin bile inadını kırar. Onu yumuşatır ve yola getirir kıymetli insanlar. Dil, kırıcı, üzücü, itici konuşmaların ailelerde, toplumlarda nedenli hasarlar bıraktığına hepimiz zaman zaman şahit oluyoruz. Kullandığımız dil sebebiyle ölümlerle sonuçlanan vakalar da az değil tabii kıymetli seyircilerim. Güzel, hoşa giden bir dil kullandığımız zaman karşımızdakini bile söylediğine, düşündüğüne pişman edebiliriz. Çoğu zaman pişman olurlar. Yerinde ve inandırıcı konuşmalar karşımızdaki muhatabı memnun edip bizim saygınlığımızı da artırmakta. Dil sayesinde. Onur kırıcı, sert, kötü sözler insanı öfkelendirir. Sabrını taşırır, çileden çıkarır, hoş olmayan davranışlara sürükler kıymetli seyircilerim. Bunun aksine yumuşak, tatlı, hoş sözler de öfkeli, geçimsiz, saldırgan insanları yatıştırabilir. Zarar vermelerinin önüne geçip onları doğru yola sokabilir. Bu halimizde nice husumetleri ortadan kaldırır. Çocukları sevindirir. Kişilerden emin olarak yaşarız. Aksi takdirde hayatımıza tedirgin olarak devam etmek zorunda kalıyoruz kıymetli insanlar. Çünkü dilinin söyledikleri seni bazı durumlara mahkum ediyor. Değerli seyircilerim, insanlarla ilişkilerimizde peygamber ahlakını örnek alarak hareket edersek mutlu, huzurlu bir toplum halini yaşarız. Rabbimiz Celle Celaluhu Ali İmran suresi 159'da şayet kaba katı kalpli biri olsaydın etrafından dağılırlardı giderlerdi diyor peygamberimize. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ كُنْتَ فَوَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَوُّ مِنْ حَوْلِكَ. Şayet kaba katı kalpli biri olsaydın etrafından dağılırlardı giderlerdi diyor. Rabbimiz peygamberi uyarıyor. Yani sen güler yüzlü, tatlı dilli biri ol ki peygamberimiz o şekilde yaşamış. Ayetin uyarısına dikkat edelim inşallah. Böyle davrananlara hiç kimse yanaşmak istemez. Mesafeli dururlar. Katı kalpli olanlara, katı sözlü olanlara insanlar mesafeli durur. Bunun farkındasınızdır. Fakat ayetin emrine uyanların da etrafları dop dolu olmakta. Güler yüz, tatlı dil, güzel kalp bir insanda varsa etrafları dolu dolu olmakta kıymetli insanlar. Dilin cismi küçük, cümrü büyük diyor atalarımız. Konuşma organımız olan dil küçük hacimli bir nesnedir. Küçük olmasıyla küçüktür ama büyük suçlar onunla işlenir. Kimi zaman sarf ettiği kötü sözler insanın başını belaya sokup felaketlerini hazırlayabiliyor kıymetli insanlar. Bulunduğunuz toplumda bu duruma çokça şahit olmuşsunuzdur tabii. Söz ağızdan bir çıktı mı ok gibi hedefi delip geçiyor ve sonuç her iki taraf için de hüsran olmakta. Değerli seyircilerim, psikolojik olarak kişiler arasındaki bir sürtüşme bütün aileyi, bütün akrabaları, mesela toplumun genelini ilgilendiren bir cümle ise, eğer bir cümle toplumun genelini ilgilendiriyorsa, bütün toplumu felakete sürükleyebiliyor. Dil kolayca her yana yönelebilir. Bu özelliğe sahip olan dilde her türlü kelimeler de kolayca çıkmakta kıymetli insanlar. İnsan doğru olmayan,
birbiriyle çelişkili sözleri söylememeli. Önce söylediğini sonra inkar edip başka şekle çevirmemeli. Hata eden bir insan yine o dilini özür dileme yönünde kullansa problemin geneli çözülmüş olur. İnatlaşmak kişiye kazanç yerine zarar getirecek kıymetli seyircilerim. Şu cümleleri kurmak çok mu zor gelir insana? Özür dilerim. Kusura bakma kardeşim. Seni kırdım galiba. Belki ben seni yanlış anladım veya bana yanlış anlatmışlar vesaire gibi cümleler kurmak çok mu zor? Ha şunu diyebilirsin ki özür dilesem karşı taraf kendini bir şey zannedip bana karşı değişik tavır alıyor, büyükleniyor. Zaten kıymetli seyircilerim bu sohbeti muhataplar arasında her iki taraf için, bu sözlerim her iki taraf için. Şu durumlar bazen bazı insanlarda bariz şekilde görülmekte. Mevki makam sahibi veya emri altındakileri yönetenler, emri altında çalıştırdıkları insanlara gönül diliyle yaklaşmamaları sebebiyle maalesef gönül köprüleri kurulamamakta. İçinde bulundukları vazifelerinde gönül hoşnutsuzluğu içindeki çalışanlar böyle çalışıyor. Eğer gönül diliyle yaklaşılmamışlarsa bu sebeple başarılı da olamıyor çalışanlar. Bu gibi yöneticiler kıymetli seyircilerim bulundukları mevkilerden gidince toplumlar arasında kendilerine yer bulamayabiliyorlar. İnsanlar onlardan kaçmaya çalışıyor. Dünyalıklar için birbirimizi kırmaya, kötü söz söylemeye değmez. Rabbimiz Celle Celaluhu Ali İmran Suresi 185'te Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Dünya hayatı aldatıcı, geçimlilikten başka bir şey değildir diyor Allah-u Teala. Aldatıcı, geçimlilikten başka bir şey değildir diyor. İnsanların zaaflarından biri de dilleriyle karşı tarafa inandırmak için söyledikleri yalanlar. Aldıklarımız, sattıklarımız aldatma üzerine kurulu ise mesela ev satacaksınız, eksikliklerini, gediklerini gizliyor ve bu hali Allah'ın Celle Celaluhu'nun huzuruna vardığımızda şahitlik yapacak olan dil ile yapıyoruz. Yapılıyor. Araba alım satımında, pazarda meyve sebze alım satımında, eşya, mahsul alım satımında, yani her türlü kıymetli seyircilerim alım satımda kullandığımız dil bize haram mı yoksa helal mi kazandırıyor? Ahlak terasinde tartmamız gerekmekte. İnanın karşı taraf söylenilen yalanın çoğunu anlıyor veya sözün yalan olduğunu fark ediyor. Ya edebinden ya da mecbur olduğundan dolayı bir şey demiyor kıymetli insanlar. Azıcık menfaat için dil nimetini yalan yönde kullanmamalı. Rabbimiz Celle Celaluhu Nahl Suresi 62'de hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ederler. Dilleri de en güzel şeylerin onlara ait olduğuna dair yalan düzerler dilleriyle. Hiç şüphesiz onlara ateş vardır ve en önde ateşe gireceklerdir. Diller bol bol yalan düzmekte. Rabbimiz uyarıyor. Nahl Suresi 116'da dilinizin nitelendirdiği yalanlar nedeniyle şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yalan uydurarak Allah'a iftira etmiş olursunuz. Hiç kuşkusuz yalan uydurarak Allah'a iftira eden kimseler iflah olmazlar diyor Allah-u Teala. Kıymetli seyircilerim, insan sözünü tartacak. Bu tartıda da menfaat ilişkisinde en az zarar, hatta sıfır zarar hangi taraf ağır basıyorsa dilini o yönde kullanacaksın. Yine bir atasözü, dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim. İnsanların başına kimi felaketler, sıkıntılar da çok kez dilleri yüzünden gelir. Dilini tutamayan, ne zaman ve nasıl konuşacağını bilmeyen insanların başlarına bela geldiği ve bu yüzden pişmanlık duydukları çok görülmüştür.
Tabii 5 dakika sonra akıl sakinleşince ne oluyor? Söylenilen sözün yaptığı tahribat, yıkım anlaşılınca iş işten geçmiş oluyor tabii kıymetli seyircilerim. Birbirimizi yatıştırıcı sözleri kullanmak imanımızın gereğidir. Birbirimize sabrı tavsiye edersek sonuç güzel olacak. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّابِرِ Asr suresi 3'te Rabbimiz ayetin devamında birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Yine bir atasözü, bana benden her ne olursa başım rahat bulur, dilim susarsa. Kıymetli seyirciler, hemen her kişi kendi geleceğini kendisi hazırlar. Kendisine gelecek zararın ya da faydaların tümü o kişinin tutumuna bağlıdır. Her şeyin sorumlusu o olur. Ne söylediğini bilmeyen, sözlerinin onu nereye ulaştıracağını hesap etmeyen, lüzumsuz ve çok konuşan kimse dili yüzünden çeşitli zararlara uğrar. Aksine diline bir çeki düzen veren, susmasını bilen ve ancak gerektiği yerde konuşan kimseler bu belalardan uzak olurlar. Kişilerin ne kadar akıllı, ne kadar düşünceli oldukları söyledikleri sözlerle ölçülür kıymetli seyircilerim. Çünkü konuşmaların tutarlı ve yerinde olup olmaması böyle bir ölçüm için en elverişli yolların başında gelir. Ağızdan çıkan söz çok çabuk duyulur. Yayılan söz başkalarının diline düşmekte ve bir anda her tarafı yakıp yıkmakta. Sonuçta yine biz ve sevdiklerimiz o sözden dolayı kıymetli seyircilerim rahatsız olmaktayız veya söz güzelse mutlu olmaktayız. Dedikodulu bir dil aileler yıkmakta, komşuyu komşuya düşman etmekte, toplumları felakete sürüklemekte kıymetli seyircilerim. Dedikodu ne hocam? Dedikodu şu, bunu iftiradan ayıracağız. Dedikodu, bir insanın veya topluluğun hatalarını ikinci ve üçüncü şahıslara iletmek, hataları bir sonraki insanlara iletmek. İftira ne? Olmamış bir şeyi olmuş gibi aktarmak. Ortada bir şey yok. Yalan uydurdun, atıyorsun, iftira atıyorsun. Hem dedikodu hem de iftira dilimize sahip olmayışımız sonucu meydana gelen hasletler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. İyi Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Kıymetli insanlar, hadisin bazı rivayetlerinde sadece Müslümanların değil, elinden ve dilinden bütün insanların salim kaldığı kimse şeklinde de zikredilmiştir. Her işte olduğu gibi her sözün de uygun bir yeri ve zamanı vardır. Uygun olan bir zamanda söylenmeyen, yerli yersiz ortaya atılan sözler birilerinin tepkisini çeker kıymetli insanlar. Rahatsızlığa neden olur. Tabi bu durum büyük zarara yol açmaktadır. Bizim zamansız ve yersiz söylediğimiz sözlerden dolayı insanlar neden rahatsız olsunlar? Biz insanları söylediklerimizden dolayı niye rahatsız edelim? Öyle değil mi? Söz gümüşse sükut altındır diyor atalarımız. Konuşmak her ne kadar iyi ise de susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir. Öyle ki hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler başına iş açabiliyor. Onu zor duruma sokabiliyor. Yunus ne güzel söylemiş. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Evet, söz ağızdan bir kez çıkar ama bıraktığı tesir çok uzun sürer kıymetli seyircilerim. Düşmanı dost eylediği gibi dostunu da düşman eder bir söz. Bundan dolayı atalarımız bir söylerken bin kere düşünmeyi, ölçüp biçip de konuşmayı tavsiye etmişlerdir. Aklına eseni söyleyenler kadar
Düşünerek yerinde ve zamanında konuşanların ibret dolu nice hikayeleri vardır. Haddinden fazla konuşmak, gereksiz ve yanlış sözlerin ağızdan çıkmasına yol açar. Ayrıca konuşan kişiyi de itici yapar kıymetli seyircilerim. Bu bakımdan az konuşmalı, çok dinlemelidir. Hem yerinde konuşabilmek için de dinlemek şarttır. Çünkü söylenenler ancak bu şekilde kavranır. Sohbeti bitirirken Rabbimizin Nur Suresi 24. ayeti kerimesiyle bitirelim inşallah. O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına dair aleyhlerine şahitlikte bulunacaktır diyor Allah-u Teala. O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına dair aleyhlerine şahitlikte bulunacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme teşhedü aleyhim elsinetuhum ve eydihim ve erculuhum bima kanu ya'malun. Kıymetli seyircilerim, A52 kanalında Orhan Güler'le Dosta Doğru programında birlikte olduk. Her zaman birbirimize dua edelim. Rabbim içinde bulunduğumuz bu zor günleri en güzel şekilde, en zararsız şekilde atlatmamızı nasip buyursun. Rabbim bu koronavirüs sürecinde hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Dertlilerimize devalar nasip eylesin. Bu koronavirüs hastalığına hiç kimseyi Rabbim düçar etmesin. Hiçbir kimseye bu hastalığı vermesin Rabbim. Dua edelim. Birbirimize çok dua edelim. Bu süreci atlatabilmek için kıymetli insanlar, Rabbimize yönelelim. Allah'ım, Ya Rabbi derken namazlarımızı huşu içerisinde kılalım. Böyle çabuk kılınan namazlardan bize fayda gelmeyecek kıymetli insanlar. Hemen sureyi okuduk, hemen gittik. Efendim ruku, secde, tahiyyat hemen bitirdik. Böyle namazlardan bize fayda gelmeyecek. Huşu içerisinde dosdoğru kıldığımız namazlar Rabbimize ulaşacak. Her türlü namaz Rabbimize ulaşıyor da güzel olarak Rabbimize ulaşacak ve Rabbim mükafatını bol bol verecektir. Evlerimizi birer okul haline getirelim kıymetli seyircilerim. Evlerimizde çocuklarımızla günlük Kur'an-ı Kerim okuyalım. Namazları onlarla cemaat halinde kılalım. Derslerini mutlaka çocuklarımızın, öğrencilerimizin derslerini takip edelim. Günlük şu anda online olarak dersler yapılmakta. Günlük her dersi mutlaka gözden geçirelim. Bir öğrencinin birçok dersi var. Sadece birkaçının üzerinde değil, bütün dersleri her gün gözden geçirelim. Konuları mutlaka her gün bir öğretmen öğrenci edasıyla aileler olarak takip edelim. Çocuklarımıza sureler ezberlettirelim. Dualar yapalım onlarla beraber. Bu süreci atlatabileceğimiz güzel dualarla Rabbimize inşallah çocuklarımızla beraber, ailelerimizle beraber, tatlı dillerimizle, güzel sözlerimizle beraber inşallah Rabbimize güzel sözler gönderelim. Mutlu olacağız. Elbette imtihan. Rabbim öyle de imtihan eder, böyle de imtihan eder. Sorgu sual sorulmaz, Rabbimizin hikmetinden sual olunmaz. Onun için bizler içinde bulunduğumuz durumlara dikkatli bir şekilde, özen göstererek en güzel şekilde atlatmaya çalışalım. Rabbime emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.